Evet. Merhaba, ben Nilay Cihan. Ben Dilek Katal. Bugün neredeyiz Dilek? Natur'la. Kuşçular. Önce şunu söylüyorum, Urla'ya tam 8 kilometredeyiz merkeze. Doğanın içinden çok güzel bir yoldan geldik buraya. Evet. Ama bugün değişik bir şey yapıyoruz. Evet, bugün size Urla ev turunun dışında Urla'daki mekanları tanıtmaya karar verdik. Artık ve başladık. İlk tanıtımımız Natur'la olacak. Zaten şimdi duyuyorsunuz doğa seslerini, hayvan seslerini, kuşlar gibi. Atlar, evet. Değil mi? Muhteşem. Evet, evet. Harika bir yer gezeceğiz. İçerisi, şimdi önce şöyle söyleyeyim. 63 dönüm bir arazinin üzerinde evet. olacağız. Evet. İçerisinde oteli, restoranı, enginar tarlası, üzüm bağı, seraları ve doğal gölet. Harika bir mis gibi böyle bir gökyüzü. Bugün bulduk güzel havayı sonunda. Kesinlikle. Geldik hemen. Güneş yukarıda. Ben Urla'da yaşamak istiyorum. Urla'da ne var? Artık bunları da size göstereceğiz. Urla'da neler var? Hatta Urla'da yaşayıp da burayı bilmeyenler de olabilir. Ya da İzmir'de evet. sonuçta sadece Urla demeyelim. Urla'da yaşayan insanların da atladığı bir yer olabilir burası. Onlara da göstermek istiyoruz. Ama özellikle de Urla'yı tanıtmak amacıyla güzel mekanları da bundan sonra arada sizlerle paylaşacağız. Evet, Urla'nın aslında çok güzel plajları var ve biz şu anda Natur'la Kuşçular olarak Urla Azmak plajına oldukça yakın bir yerdeyiz. Evet, çok yakın bir noktadayız. Yani yaklaşık buradan 1 kilometre bile bir mesafe yok. Akabinde hemen deniz. Hı hı. Yani burada güzelce kahvaltımızı yavaş yaptık. Yavaş yavaş başlayalım. Bayağı 63 dönümden bahsediyoruz evet. çünkü. Hadi. evet. Şu anda girişi yaptık. Girişi yaptık. Ne yapalım? Önce ilk başta bence şöyle yapalım. Sağdan başlayalım. Böyle dönerek gidelim. O zaman ilk hedefimiz otel. Otel. Evet. Tamam. Önce otelimizden başlayalım. Hadi Ahmet, gidelim oteli görelim. Ortada çok fazla yıllık harika bir zeytin ağacı evet. olmazsa olmazımız Urla Otoparkı otelimizin evet. karşımızda da otelimiz Otel. Var. 12 odadan oluşan butik bir konseptle şu anda baş başayız. Otel bölümümüze geldiğimizde ortada güzel bir tane havuz görüyoruz. Evet. Palmiye ağaçları etrafta. Çok dediğim gibi 12 tane edilmiş. Odamız var. Burada bir bar bölümü görüyorum. Doğru. Urla'nın has mimarisi tabii taş uygulamayla dış cephede görüyoruz. Balkonlardan gerçekten bence güzel manzara görüyorlardır misafirler. Evet, mis gibi doğa kokusu içerisinde evet. baksana. Yine tam doğanın ortasındayız evet. gerçekten. Oldukça da güzel bir havuz aslında. Evet, büyük. Derinlik ve büyüklük evet, şu anda olarak. Tadilat yapılıyormuş. Evet. Tekrar bir yenileme yapılıyormuş. Bayrama burada. Hazırlık evet, var bayrama şu anda. Hazırlıktır muhtemelen. Evet. Yavaş yavaş bence otele oda, girelim. Girelim. Bir tane de örnek oda gösterelim. Tamam. Otel odasına geçmeden ben şu doğanın güzelliğini göstermek istiyorum. Evet, burası da yemek yenilen bölüm. Evet, muhtemelen evet. akşam saatlerinde. Sabah kahvaltısı, akşamüstü, evet. akşam. Her şey her şekilde Bakalım. Değerlendirilir. Gayet güzel görünüyor 63 değil mi? Dönüm bir araziden bahsediyoruz. Çok arazinin büyük. Güzelliğini burada görebiliyoruz. Papatyalarımız açmış. Muhteşem. Çok güzel görünüyor gerçekten. Sanıyorum şurası atlar için değil mi? Evet, atlar var zaten. Üzüm bağları var, onları da göreceğiz. Kuş sesleri. Çok keyifli. Değirmenlerimiz. Hadi bakalım, şimdi odaya gidelim. Taş evet. doku ne güzel değil mi? Evet. Bisikletler, şeyler, objeler kullanılmış. Evet, çok güzel. Şimdi buradan giriş yapıyoruz sanırım otelin evet. içerisine. Lobby. Evet, lobby burası. Buradan başlıyoruz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş Merhabalar. Evet Nilay'cığım, otelimizin evet. lobby alanındayız. Lobby alanındayız şu anda. Güzel bir lobby alanımız var. Kütüphanemiz, bir adet şaraplığımız var orada. Burada bir maket görüyorum. Bu sanıyoruz maket... otelin maketi değil mi bu? Yok. Değil mi? Değil. Otelimizin müsaitliğinin projesi. Hmm. Ha, farklı bir projenin maketi var burada. Okey. evet. Asmiral Loft'un doğru. doğru. Peki. Evet. Murat Bey sizden rica etsek ziyaretçilerimiz için bize güzel bir oda gösterir tabii misiniz ki, lütfen? Tabii ki. Böyle çıkalım isterseniz. Tamam buyurun. Üst katta 9 tane odamız varmış. Evet. Bir tanesi aşağıdaymış. Biz 109 nolu odayı göreceğiz. Evet, girişte hemen oldukça büyük bir banyo var. Otel odalarında pek görmeyiz. Evet, keyifli bir banyo. Güzel bir banyomuz var. Hı, gene burada bayağı renkli konseptler evet, uygulanmış. Renkli konseptler uygulanmış. Değil mi? Hı hı. Evet, ve oda bölümümüz, odamızın olduğu alan. Burada bir ışık varsa açıyorum ben. Hı hı. Diyorum. Buradan açılmıyor. Belki yatak başlarından. Evet.
Nostaljik mobilyalar. Evet, gayet keyifli. Murat Bey, geniş oda, bir oda. 25 metrekare var mı? 25 metrekare. Tamam, 25, güzel. 26. İdeal bir otel odasından bahsediyoruz. Dresuarımız, yatağımız. Gene yeşilliğe bakıyoruz. Burada güzel balkonda, bir ufak balkonumuz var. Deminki gördüğümüz manzaraya hakimiz burada da dilekçim. Evet. Aynı tarafa doğru bakıyoruz. Karşımızda çok güzel bir... Misafirlerimiz için doğa sesleriyle uyanmak çok keyifli olacak değil mi? Evet, geldiğimizden beri kuş sesleri gerçekten oldukça keyifli. Duyabiliyoruz bunları. İnsan burada gerçekten çok güzel dinlenir. O kesin. Evet. Evet, otelden ayrıldık. Harika. Şimdi burada güzel bir şey daha var tabii. Burası enginar tarlası arkamızda. Şöyle. Ve güzel olan da bu gördüğünüz enginarlar burada ikram ediliyor. Aynen, biraz daha sofrada olacaklar. Aynen. Bakar mısın güzelliğine yalnız, misler gibi. Kesinlikle. Aynı zamanda tabii burada otelde kalmak istemediğinizde de aslında burada restoranda tabii gelip yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Öğlen yemeğinizi, akşam yemeğinizi. Kahvaltınızı yapabiliyorsunuz. Bu enginarlardan sizler de aslında faydalanıyorsunuz. Burada tarladan direkt sofraya. Buradaki restoranda birçok üründe bunu yapıyorlar. Çünkü içeride işte inekler olsun şeyler, onlardan hatta çok özel süt reçeli. Evet, birazdan bize anlatacaklar bunu. Süt reçeli yapıyorlarmış kendilerine has. Şu an biz enginar tarlasındayız. Arkamızda kocaman bir şey. Bu tarafta palmiye ağaçları var. Bu bölümde atlar varmış ama sanırım şu anda yok. Prensler kaçırmış olabilir. Onlar girişteydi. Atlar evet, girişteydi. Dışarıda dağınık dağınık gördük onları. Hemen arkamızda nar bahçesi var. Evet, çok güzel bir nar bahçesi. Biraz ileride var. Üzüm bağlarımız var. Yaklaşık 10 dönüm üzüm bağımda 1000 şişe şarap elde edilmiş geçen sene. Evet, evet. Evet, evet Nilay'cığım, hadi devam edelim. Devam bakalım edelim neler karşımıza çıkacak. Enginar burada sever misin? Bayılırım ben de. Özellikle baklalı. Ben dolmalısını. Bayağı bugün spor yaptık diye yürüyoruz yürüyoruz. Evet, evet evet. Sence burası ne? Bilmem, gidip bakalım. Hadi bakalım. Aa, selam. Burada mıydınız siz de? Biz de dedik burası acaba ne? Karşımıza çıktı Erkan Bey. Erkan Bey çıktı. Erkan Bey, burası merhaba. Ne? Merhabalar. 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 Bize bir anlatın bakalım. Burada ne var? Biz merakla geldik. Kuş evi gibi görünüyor ama. Burası aslında yeni düzenlediğimiz bir yer. Aha. İşte yoga kulüplerinin, yürüyüş ve motor siklet kulüplerinin gelip zaman zaman burada etkinliklerini yaptığı. Hmm. Buradan ormana bir kapımız var. Aa, evet, şurada. Evet, buradan daha dağ sporları yapıyor. Yürüyüş sporları falan yapıyorlar. Evet. Ve aşağıda 2-3 kilometre aşağıda Azmak Kuyu var. Evet, evet. Denize yani, gidiyorlar. Yani denize açılan bir vadi burası. Çok güzel. Burada değişik böyle etkinlikler, sportif etkinlikler yapılabiliyor. Doğa ve spor iç içe. Evet, hepsi iç içe. Zaten büyük bir alan. Evet. 65 dönümlük bir arazi burası. Bunun içerisinde işte... Zaten ucu bucağı yok, bakar mısın? Muhteşem evet görünüyor. Bunun içerisinde tabii işte bir takım daha yeni yapılacak düzenlemeler var. Hem tarım, doğal tarım, sera. Enginar bahçesini gördük. Enginar bahçesi, sera, doğal tarım. Hem de insanların gelip keyifli vakit geçirebilecekleri güzel bir, orada biraz sonra görürsünüz, restoran kısmı. Yukarıda gelip insanların konaklayabilecekleri güzel bir otelimiz var. Evet. Yani doğa harikası bir yer. Evet. İçeride kuşlar var mı şu anda? Şu anda yok daha yok. Evet. Hazırlanıyor. Bir bakalım mı? Bakın yani şu Ahmet, gel bir bakalım. İmalatı devam eden bir yer burası. Aa, çok güzel. Evet, peki yani şey mi? Yani hani tropik kuş falan böyle bir şeyler mi getirilecek yoksa tamamen doğa? Yok, hayır, o doğadaki kuşlar için konmuş bir iki tane şey. Evet. Ama dediğim gibi burası bu alana gelip bu etkinlikleri yapacak insanlara bir şeydir. Sürekli etkinlik dediğiniz için zaten benim de aklıma geldi. Ondan bahsetmedik sanırım ama insanların aslında güzel anılarını etkinlikler halinde paylaşacağı bir yer de burası. Tabii bu tür organizasyonlar da yapılıyor. Eventler, düğünler, organizasyonları. Bunlar da burada yapılabiliyor. Dediğiniz gibi burada da o mutlu anlarını insanların paylaştıkları bir mekan aynı zamanda. Evet. Yani, daha çok göl çevresinde mi acaba? Tabii göl çevresinde yapılıyor. Onun alanını biraz sonra oradaki arkadaşlar size anlatırlar. Burası daha ziyade işte sportif aktivitelerin yapıldığı değil yerler. Evet, evet, burada evet işte yoga etkinlikleri yapıyorlar. İşte bir takım toplu halde yapılan sporların açık havada yapılabildiği bir alan.
Evet. Güzel, keyifli. Çok güzel. Pekala, ben şöyle bir bakıyorum. Tamam. Evet. Yani dediğiniz gibi evet, çalışması uygun yapılıyor. Taş yapı. Evet, taş yapı. Onun evet gibi burada otelde de görmüşsünüzdür. Otel de aynı şekilde. Evet, o da taş yapı. Ya o doğayla çok evet uyumlu olmuş evet zaten. Evet. Şuradan çıkabiliyoruz kısmına sanırım, oradan çıkıp devam ağaç edelim. Bu oldukça yaşlı bir ya ağaç da şuradan. Değil ya? Şurası kapı. Erkan Bey. Nasıl? Bu oldukça yaşlı bir ağaç evet, gene. Yani bu bölgede tabii çok yaşlı ağaç var. Hı hı. Çünkü uzun yıllardır bu bölgenin insanların gelip burada hayvancılıkla uğraşan insanların hayvanlarını sulattıkları bir yer burası. Evet, yukarıda şimdi evet gölün orada rica edeceğim sizden. Evet. Oranın asıl anlamını, evet, ismini. O zaman onları orada anlatalım. Evet. O zaman devam edelim. Ankara'yı bilmiyorsun değil mi? Çok değil. Evet, bir an kendimi Kuğulu Park'ta hissettim. Evet. Şu gölü görünce. Ben biliyorum, evet, değil mi? Evet, değil mi? Şimdi evet, bu göl doğal. Doğal, evet. Yani birçok kişi bunu suni zannediyor ama bu çok uzun yıllardır burada dediğim gibi insanların gelip hayvanlarını otlattıkları, sulattıkları bir alan. Buranın adı neydi? Burası çok eski yıllarda Aşıklar Çeşmesi diye anılan bir yer. Evet. Bu bölgede bunun gibi yukarıda bir tane daha küçük bir sarnıç var. Hı hı. Günün her saati ve 7 gün, hı hı, 365 gün kesintisiz akan bir su var. Tabii ki bunun biraz fazla olduğu zaman tahliyesi taşma var dereye. Hı. Tabii dereden denize, hı hı, ulaştırılıyor. Dediğim gibi sonradan tabii düzenlemesi, çevre düzenlemesi yapıldı ama suni değil, doğal bir gölet. Evet, gölet, evet, doğru. Çok güzel. Aha. Şuraya yüzerek gidebilir miyim? Gidersin canım, ne var ama derinliği var mı? Derinlik yoktur herhalde. Çok fazla derinliği değil yok ama yani bir metreye yakın derinlik evet var. Genelde evet, 80 santim evet falandır aynen çünkü. Gerçi... Ben şurada bir tabela gördüm, onu göstermek istiyorum. Mevsimsel olarak gözükmüyor, bunun içerisinde çok balık var. Ha, tabii, balık var. Tabii çok balık. Evet evet, şu an gözükmüyor. Bu balıklarda sinen dolayı dipteler. Evet. Ama buraya baharda gelseniz rengarenk balık az kaldı o zaman. Erkan Nisan Bey gibi. Tabii, evet, evet. Bu ay sonunda itibaren başlayacak çıkarlar. Evet. O balıklar da sofraya gidiyor mu? Onlar gidiyor mu? O buranın süsü onlar. Peki. Şimdi şu balıklar şanslı bakmak istiyorum. Burada bize şair ne anlatmak istiyor acaba? Bir bakalım. Bir bakalım. Enginar var diyor. Üzüm var diyor. Ye iç diyor. Denize ye iç git diyor. Denize git diyor. Genel şeyi, özelliği, teması doğallığı vurgulamak. Yani Urla'yla özdeşleşen bu bölgenin enginarı, işte evet, bu bölgenin zeytini, üzümü, doğal ürünlerini burada vurgulamak. Doğru. Evet, Natura Çiftliğin ana felsefesi doğru. Peki. O zaman devam ediyoruz. Tabii mevsimsel olarak daha baharın başındayız. Buranın yaz görüntüsü çok daha böyle yeşillenmiş ağaçlarla bir kesinlikle orman içinde havası veriyor insana. Zaten arkamız orman. Evet, evet. Burası şeydir yani, devlete ait arazi, hı-hı, bildiğimiz orman arazisi. Hı-hı. Buradaki ağaçlar da bundan bir ay sonra gelseniz yemyeşil bir doğa içerisinde. Şu anda da yeşil artık ama. İnşallah ziyaretçilerimiz gelecek bir i̇nşallah, ay sonra buraya. İnşallah evet. Şimdi geldik ikinci göletimize değil mi? Evet. İşte dağdan gelen su önce burada. Burada toplanıyor. Aha. Oradan da bu şeye ilk göletimize, minik göletimize, hı hı, buradan da daha sonra büyük aşağıya gölete gidiyor. Oradan da taşmalarda dere tahliyesiyle denize ulaşıyorlar gidiyor. Arkada dere var, okay, dereye gidiyor fazlası. Peki. Evet. Erkan Bey, sanırım karşımızda da restoranımız var. Evet, restoranın kışlık bölümü burası. Kışlık bölümü. Yani oldukça keyiflidir. Yani hı-hı, içeride yaklaşık 120-130 kişiye hitap edecek kapasitede bir restoranımız var. Çok şık bir ahşap kapı karşıladı gene bizi. Evet. Oh, mis gibi bir ağaç kokusuyla restoranımıza evet girdik. 120 kişilik. Ahşap ve taşın buluşması. Evet. Karşıda tabii güzel bir ocağımız, şöminemiz. Hı-hı. Yine nostalji yaşatmak adına bir tane burada sobamız. Evet. Tabii diğer ısınma tertibatı var ama yine de... Nedir buradaki yok ısınma tertibatı? Yani klima ünitesi herhalde değil mi? Klimayla ısınıyor ama soba da sürekli kış aylarında yanıyor ki fay insanlar yine eski o soba havasını, nostaljiyi yaşasınlar. Peki ben bu restoranına geldim, pardon. Evet. Neyi tavsiye edersiniz? Biz az önce gerçi gözlemenizi yedik harika. Biz onu tavsiye edeceğiz. Yani şöyle söyleyeyim. Aslında kahvaltı olarak kahvaltının malzemeleri aşağı yukarı her yerde birbirinin benzeridir. Evet, evet. Buranın esprisi şu. Burada gerçekten
Buranın sütünden yapılmış mesela çok güzel bir süt reçeli. Evet. Yine buranın kendi meyve ağaçlarından yapılmış, meyvelerinden yapılmış doğal reçelleri. Yine bu bölgenin yöresi olan bayanların, yörüklerin yapmış olduğu el açması gözlemeler. O yani, efsaneydi. Yine kendi tavuklarından gelen yumurtalar. Yani burada tamamen doğal. Tamamen doğal. İşte tarladan sofraya. İnsanların gelip böyle. Bu süt reçeline takıldım ben. Sanıyorum çok uzun ve zahmetli bir süreci var değil mi? Zahmetli. Yani 6-7 kilo sütten ancak 1 kilo reçel elde edilebiliyor. Uzun süre kaynatılarak yapılan ve içine tabii bir takım işlemler uygulanan böyle karamelize edilmiş bir sütün halini düşün. Yedin mi hiç? Hayır. Ben de yemedim. Yemedim. Çok nefis bir tatlı. O zaman denemeliyiz. Bir gün gelip yiyeceğiz. Biz de sizde. Denemeliyiz bunu. Beraber bir gün süt reçeli yemeye geleceğiz. Her dönem yapılıyor o zaman. Tabii sürekli yapılıyor. Peki. Okey, o zaman tekrar aşağı göbete doğru geçelim. Evet, yani az önce aşağıda bahsettiğim Çoban Pınarı diye eskiden bildiği bölge burası. Buraya gelen işte insanlar hayvanlarını sulatıp belki bu bahsettiğim maalesef 100-200 senelik bir olay. Bu bölgenin insanlarının gelip hayvanlarını burada sulattıkları yer. Burası da yazlık olarak kullanılan, yazlık mutfak orada sanırım. Evet, yazlık mutfak orada. Restoran işletmecimiz Orhan Bey burada. Evet, merhaba. O da güzel yeni projeleri var. Onlardan size kendisi bahseder. Evet, sohbet edeceğiz şimdi. Düğün organizasyonlarının yapıldığı alan burası. Etkinliklerimiz de yapılıyor. Burada çok güzel, çok nezih. İnsanların doğayla beraber o mutlu anlarında birlikte yaşadıkları çok güzel bir ortam, çok güzel bir ambiyans burada oluşturulabiliyor. Evet. Merhaba Orhan Bey. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bize Orhan Bey de katıldı. Kendisi de aslında çok güzel şeyler anlattı. Biraz da onlardan bahsedelim. Hatta bunları sizin de duymanızı istiyoruz. Oturarak şurada tabii tam gölün yanındaki bir masada çok keyifli gözüküyor. Orhan Bey, nasıl bir duygu? Burada bir işletme sahibisiniz. Böyle bir yerde olmak. Ya şöyle, biz buraya ilk düğünlerle zaten başladık. Yani buradaki projemiz düğünlerle aktif hale geldi. Burada ikinci senemiz aslında burada. Şimdi restoranı ön plana çıkartıp aslında buranın Natur'la çiftliğin hem kahvaltısı ön plandaydı zaten. Duyulmuş mekan. Ama bizim projemizde burası etkinlik alanı haline getirmek burayı. Burada güzel konserlerin olduğu, şarabın zaten ön plana çıktığı, güzel şarap festivallerinin yapıldığı, belki enginar festivalinin yapıldığı, biliyorsunuz zaten enginar festivalleri yapılıyor. Güzel festivalleri yapabileceğimiz bir yer haline getirmek. Konaklamamız var. Hepsini bir araya koyduğumuzda güzel şeyler konser yaptık. Bence Urla için çok büyük bir ihtiyaç. Evet. Çok fazla böyle bir alanımız bu yok. Bu arada bizim yanlış biliyorsam zaten Natura'nın yaklaşık bir 10-12 yıllık geçmişi var değil mi? Var, evet. Var. Restoran işletmeci olarak, yani ticari olarak burada faaliyete geçmesi de 2016'dan bu yana. Evet. Yani ondan öncesinde sadece çiftlik, tarım ve hayvancılık yapılıyordu. Burası komple sazlarla kaplı bir göletti. Evet. Tabi bunlar düzenlendi ticari şekilde çevirmek için. Yukarıdaki alanımız, taş binamız restoran şeklinde döndürüldü. Burada bir takım çevre düzenlemeleri yapılarak kademe kademe bugünkü şekle geldi. Evet. Bundan sonrasında da tabii daha güzel şeyler olabilir. O yüzden o güzel şeyleri genç girişimcimizden dinleyelim mi? Evet, tabii ki. Profesyonel. Bundan sonraki işte bizim ilk adımımız aslında Urla'da biliyorsunuz şarap çok önde, ön planda şu anda. Çok fazla üzüm bağımız var. Kendi üzümlerimizin şaraplarını burada insanlara tattırıp ilk önce festival yapmak aslında. Bir şarap festivali, güzel şarap firmalarının burada toplayıp onları davet edip herkesin Urla bölgesi özellikle herkesin şaraplarını burada denetebileceği bir etkinlikle başlayıp Natura Çiftlik ismi zaten kalacak ama bunun altına Ruby Urla diye yeni bir sayfa kurulumumuz var. O da tamamen şarap üzerine ağırlıklı olacak. Paylaşımlarımız o şekilde olacak. İtalyan mutfağı, pizza, makarna türü, onlarla birleştirebileceğimiz menüler oluşturuyoruz. Yani çok böyle İtalyan mutfağı, yani şarabın yanına yakışabilecek ürünler. İnsanların burada aslında kahvaltıda şöyle kahvaltısını yapıp gidiyorlar. Aslında burası bir etkinlik haline geldiğinde saat 5'ten 6'dan sonra insanların burada zamanlarını geçirebileceği bir alan oluşturacağız. Yani kahvelerini içebilecekler, tatlılarını yiyebilecekler ve alanda vakit geçirebilecekler. Aslında projemiz o. Evet.
keyifli alan geçirebilmek. Zaten böyle bir yerin her anı güzeldir. Gün doğumu ayrı güzeldir, evet. Gece ayrı güzeldir. Akşamı çok güzel. Dediğiniz gibi kahvaltıdan sonra gidiyorlar belki ama gün batımı öyle, ayrı güzeldir. Yani biraz önce otel odasında da aynı şeyi konuştuk. Mesela sabah uyandığınızda mis gibi kuş sesleri, horoz sesleri falan böyle. Dindik böyle, dinç bir şekilde uyanırsın, aynen. Güne başlarsın. Şöyle İzmir'de çok az, yani tek bir mekan diyebiliriz bu konsepte olan. Yani ikinci bu mekan, kadar büyük bir alanda. Evet, bu kadar büyük alanda hem gölü kullanabileceğimiz. Üzüm bağlarını oraya kadar gidemedik çünkü onları gösterecek ya kadar. Hem doğal gölü olan, doğru. Hem böyle bir atmosferde her şeyi içinde barındıran, işte ürünleri kendilerinin doğal olan, ikinci mekan çok az. Bu arada yaz kış hizmet veriyorsunuz değil mi? Tabii yaz kış, evet. O da önemli. Yani özellikle mevcut. Böyle biliyorsunuz İstanbul'da İzmir arası artık çok yakın. Hafta sonları eskiden Polonezköy'e falan kaçardı İstanbullular. Bilmiyorum şimdi ne yapıyorlar ama Urla'ya kaçabilirler. Zaten İstanbul'dan buraya çok ciddi bir yerleşim ve var, şey var. Düğünlerimiz bizim geçen sene düğünlerimizden en az 10 tanesi İstanbul çiftidir. İzmir, İstanbul mutlaka bir noktada birleşen. Burayı seven, Urla'yı seven insanlar çok düğün yaptı. Yurt dışı düğünleri çok yaptık. Geçen sene çok ciddi yurt dışı düğünleri aldık. Peki bir şey sormak istiyorum size. Şimdi biz hep şunu vurguladık. Tarladan sofraya, ürünlerimizin hepsi doğal ve organik dedik. Peki buraya gelen ve Urla'yı hiç bilmeyen müşterilerimiz için soruyorum. Yemek olarak ne öneriyorsunuz? Yani buranın bir ana yemeği var mı? Ya anlarım, biz zaten burası yemek olarak gastronomi olarak çok gelişti. Biliyorsunuz çok kaliteli mekanlar açıldı Urla'ya. Buradaki bu mekan olarak biz zaten yani fast food'ta, yani İtalyan mutfağı olarak ön plana çıkacağız. Makarnamızda ama güzel şık bir makarna, şık bir pizza. Bunun yanında eşlik edebilecek güzel içecekler. O tarzda ilerleyeceğiz. Buna bizim yeni geçiyorlar. Buna yeni geçiyorlar. Tabii yeni geçiyoruz. Zaten ama kahvaltıda lafınızı kestim. Kahvaltıda şöyle söyleyeyim. En önemli spesiyallerden bir tanesi de buranın kendi enginarlığıyla yapılmış enginarlı gözlemesi. Enginarlı gözleme. Tabii. Onu duymak istedim. Enginarlı gözlemesi. Yani, süt reçelinden sonra enginarlı gözleme de hiç yemediklerimizin listesinde. Sıcak menü içerisinde göveçte enginar ve enginar çorbası. Bunlar çok sevilen ve insanlara gelip özellikle aslında aradığı menüler. Yani dediğim gibi bu yeni şekillendirmede Orhan Bey'in anlatmak istediği şey şu. Burası genel anlamda Natura Çiftlik, 65 dönümlük bir arazi içerisinde Natura Çiftlik ismi altında. Burada ayrı bir restoran, yukarıdaki otelimiz de Gölevi Otel'dir zaten ismi. Yani iki farklı hizmeti aynı çiftlik içerisinde. Gecesini açmak gibi düşünün. Müşteri gruplarını çekebilmek. Çok güzel. Çünkü o Natura Çiftliğin kahvaltısı zaten ön planda duyulmuş. Ama bunu restoranla birleştirip güzel. Artık gece de varız. Gece de burada harika bir yer olacak. Peki canlı müzik yani daimi var mı böyle hafta sonları ya da? Burası kuş seslerinin olduğu bir yer ama biz akşam 3'ten 4'ten sonra güzel müzik eşliğinde yapacağız. Etkinliklerimiz özellikle şarap konseptinde. Bir de özel organizasyonlara da çok uygun bir yer. Tabii. Mesela iş toplantıları, seminerler, yani bu tür organizasyonlar da burada yapılıyor. Gerek otel tarafında gerek restoran tarafında. Onlar da çok müsait bir yer. Zaten kapasite oldukça geniş. Doğru. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sizin söylemek istediğiniz, vurgulamak istediğiniz başka bir mutlaka şey var mı? Mutlaka sayfalarımızı takip etsinler. Tamam. Ruby Urla yeni sayfamız. Sayfa çizdikten zaten yayında mı şu anda? Şu an aktif sayfa ama tabii ki daha resimlerimiz, eserimiz paylaşılmadı. Bayram hazır Ruby olacak Urla. İnşallah. Ruby Urla olarak. Takipte kalsınlar, oradan detaylı menülerimizi görebilecekler. Şarap çeşitlerimizi görebilecekler. Mutlaka zaten oradan bir festival yaptığımızı herkes davet edeceğiz. Güzel bir pazar gününde, güzel bir festivalle en yakın zamanda. Biz de ilkine mutlaka geleceğiz. Mutlaka. Güzel bir tadım gecesi. Ben de şöyle bir ilave yapayım. Buranın 10 yıllık bizdeki süreciyi de çok tabii ki değişik yörelerden değişik misafirlerimiz oldu. Buraya Ankara'dan, İstanbul'dan ve Türkiye'nin muhtelif yerlerinden ziyaretçiler gelirken ama kendi bölgemizde Urla'da dahi Natura Çiftliği bilmeyen çok insan var. O yüzden buradayız. Amacımız o. Tam da o yüzden buradayız. Urla merkeze 7 kilometre uzaklıkta bir yerdeyiz şu anda. Arkamız deniz. Azmak koyu. Harika bir yer. Onun üstünde ve muhteşem bir deniz var. Onun üstünde Demircili koyu. Aşağı indiğiniz zaman da Seferihisar ve Sığacık. Buradan da oraya ulaşım var. Urla'yla
Urla merkezle Urla'nın denizi arasındaki aradaki bölgede bir cennetten bir köşe. Herkesin burayı görmesini tavsiye ediyoruz. Gerçekten cennet gibi bir yer. Muhteşem. Peki, çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ziyaretiniz için teşekkür ederiz. Tekrar bekleriz. İnşallah. İnşallah. En kısa zamanda sizi süreçeli. Enlilerle gözlemeye ve sizi yemeye geleceğiz. Geleceğiz mutlaka. İnşallah. O zaman bakalım. Biz yavaş devam edelim. Devam ediyoruz. Evet. Hadi bakalım. Gerçekten cennetten bir köşe gezdik değil mi Dilek? Evet, şüphesiz öyle. Urla'da yaşamanın keyfini bir kez daha tattım ben bugün. Ay evet ya, çok şanslıyız. Çok şanslıyız gerçekten. Ve biz de gelmemişiz. Çok evet. Enteresan. Yani aslında duyduğumuz, bildiğimiz bir yer olmasına rağmen ayıp etmişiz. Gerçekten çok güzel bir yer. Kesinlikle oksijeni bol. Oksijen. Oksijeni bol. Harika bir yer. Sen ne diyorsun? Ben de yere bayıldım gerçekten. Hani hep işin böyle ticari kısmında olduğumuz evet. için bunu gerçekten burası, görmemişiz. Evet, evet. Yani çok ev keyifli. Gezmekten evet. etraftakileri evet, kaçırıyoruz galiba. Biz size böyle ara ara Urla'ya yatırım yapmayı düşünen özellikle yaşamak müşterilerimiz için burada yaşamak isteyen evet ve yaşayanlar için kısa bir zamanda Urla'nın genel bir tanıtımını yapalım mı? Aslında yapmamız lazım. Haklısın. Çok değil güzel mi? Bir fikir. İskeleyi, Sanat Sokağı'nı, evet. merkezi gösterelim insanlara. Gösterelim. Urla'da ne var? Kaçırmasınlar. Harika. Evet, evet, kesinlikle iyi bir fikir. Ben de katılıyorum. Sürekli ev gezmektense böyle açık mekanlar gerçekten çok güzel değil mi? O zaman kapatalım artık. Hadi artık kapayalım. Evet, biz Urla'dayız. Urla'daki evleri ve buradaki güzel yaşam alanlarını size göstermeye devam edeceğiz. Burası Naturla Çiftliği, Urla'da, Kuşçular Bölgesi'nde. Altta açıklamada bunların hepsinin bilgisini vereceğiz. Oradan bakabilirsiniz. Evet, iletişim bilgileriyle birlikte her şeye ulaşmanız mümkündür. Mümkün olacaktır. Bundan sonra gezdiğimiz yerlerde de aslında tanıtıcı bu tarz bilgileri paylaşalım sizlerle. Evet, kesinlikle. O zaman artık kapatıyorum. Ben Nilay Cihan. Ben Dilek Katal. Epa İnci Urla. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bizi izleyip takipte kalmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Evet.